arttı. 50'nin biraz altında 48 kişi yaşamını yitirdi koronavirüs nedeniyle. Bu arada yoğun bakımlardan haber geliyor. Dün Profesör Doktor Necmettin Ünal'ın sosyal medya paylaşımını sizlere aktarmıştım. Necmettin Ünal yoğun bakımlarımıza delta varyantlı vakalar, hastalar geliyor demişti. Ve yine yoğun bakımlara bakacağız. Türkiye'nin koronavirüs tablosu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaş grubu? 27 yaşındayım. Kesinlikle hiçbir şekilde tereddütümüz olmamalı aşıya karşı. Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız. Bilim Kurulu toplantısından sonra konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Aşılamanın hızlanması için yeni uygulamaların devreye gireceğini söyledi. Çünkü hala aşılamada istenilen seviyeye ulaşılan tek il Muğla. Türkiye genelinde ise henüz nüfusun %19,4'ü çift doz aşılanabildi. Herhalde ülkemizin doğu kısmı da doğu güneydoğu kısımlarında biraz daha aşılamada önem verecek bölgeler olduğunu görüyoruz. Oradaki tabii şartlar, iklim şartları, doğa şartları bakanımızın ifade ettiği gibi işte ayağına kadar gidip orada aşılama yöntemine gitmek daha doğru olacak gibi gözüküyor. Toplumsal bağışıklık için ülke nüfusunun %75'inin aşılanması gerekiyor. Günde ortalama 800 bin doz aşı yapılıyor. Bunların bir kısmı 3. doz. Koronavirüsü atlatanların ise 2. doz randevuları iptal edilmişti. Yeniden o randevularda açıldı. Uzmanlara göre ise hızlanılması, hiç aşı yaptırmayanlara ulaşılması gerekiyor. 18-35 yaş arası tahminlerimizin altında gidiyor. Biraz daha o noktada ikna etmek gerekecek herhalde aşıya ulaşmada. Çünkü o kuşak biraz daha farklı düşünüyor. İnternette, sosyal medyada farklı bilgilere çok çabuk ulaşabiliyor. Burası İstanbul Tıp Fakültesi Aşılama Merkezi. Üçüncü doz aşılamanın başlamasıyla beraber geçen aya göre aşılama hızı arttı. Ancak 18-35 yaş grubunun aşıya ilgisi düşük. Aşınız oldunuz? Evet. Kaçıncı doz? Bu üçüncü doz oluyor. BioNTech daha öncesinde de Sinovac olmuştum. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'e göre önümüzdeki 3 ay çok kritik. Kapalı ortamlardan sonra özellikle Ekim ayında tekrar bir dördüncü dalga şüphesi var. Öyle bir beklenti var gerçekten. Dolayısıyla şu anı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hakikaten aşı olan kişilerin 2 doz aşıyı yaptıktan sonra %90 üzerinde hastalığı geçirmediğini görüyoruz.